Türkiye'de vaka sayıları son bir haftada yükselişe geçti. Salgınla mücadelede aşılamayla birlikte çok önemli yol kat edilmesine rağmen son günlerde Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bini geçti. Öte yandan Delta varyantı da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Buna rağmen vatandaşların sokakta maskesiz dolaştığı görülüyor. Maske niye yok? Ya evden çıktım, bankaya gidiyorum da onunla takacağım. Onu unuttun yani. Evet. Aman dikkat et. Tamam. Tamam. Maske nerede? Burada. Takacak mısın onu? Aynen. Aman dikkat edelim, vakalar artıyor. Aynen. Manisa Tabipler Odası Başkanı Şahut Duran vaka sayılarındaki artışı şöyle açıkladı. Bu pandemiyi kontrol etmek için aşı şart. Maske, hijyen, sosyal mesafe dedik. Bunlar bu bahsettiğimiz 3 koşul. Bunlar hastalığı kontrol etmek amacıyla belirli bir süre aşı çıkıncaya kadar en az %60 civarında 2 doz yani yeteri kadar aşılamanın gerektiğini söylüyorlardı. Bir rehavet yaz dönemi evet daha sosyal mesafenin biraz daha aslında baktığınız zaman sıcaklıkla birlikte daha sosyal mesafenin arttığı bir dönemdeyiz ancak maalesef bu şekilde olmadı. Yazlık bölgeler olsun, alışveriş merkezleri olsun birçok yerde bir gevşeme var. Normalleşme sürecinin başlaması ve Manisa'da sıcak havanın etkili olmasıyla maske kullanımı yok sayıldı. Maskeyi iyi ki çektiniz. Yok, biraz arada böyle yapıyorum, böyle hava yapıyorum. Alsın, hava alsın diye. Değil. Yoksa nefes alınıyor bu sıcakta. Doğru. Artış başladı. Biz şeyler maskeye dikkat edeceğiz. Evet. Kapatayım mı yoksa vallahi şimdi? Kapatalım maskeyi. Uyumamız lazım. Ondan sonra bunları uyuduktan sonra Allah'ın izniyle paçayı kurtarırız. Aşıları olduk mu? Olduk. Ama maske mesafeye dikkat edelim, olur mu? Vallahi biz korkmuyoruz da. Tamam. Olmaz bile. Aşı her ne kadar koronavirüse karşı etkili bir silah olsa da bireysel tedbirlere dikkat edilmediği sürece vaka sayılarındaki artış devam edecek. Uzmanlar tek veya çift aşılı olsun veya olmasın vatandaşların kendi tedbirlerini, bireysel tedbirlerini alması noktasında uyarılarına devam ediyor. Maske, mesafe kurallarının devam ettiği bu dönemde bunların çok uygulanmadığı, pratikte uygulanmadığını görüyoruz. Birkaç ay öncesinde Mayıs ayında, Nisan ayında yoğun bir şekilde bu tedbirler alınırken Haziran'dan sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu sürece girdik. Böyle devam ederse tekrar kısıtlamalar maalesef girecek. Tekrar kısıtlama gelecek mi? Bence gelir. Maskelerinizi takın. Bir sene daha okula gitmemek istemiyorum. Umarım iyi oldu. Okulu özledim. Öte yandan kentte kamu binalarının önünde oluşan kuyruklardaysa sosyal mesafe kurallarının uygulanmaması da dikkat çekti.